Kayseri İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Ali Ramazan Benli, 2023 yılına kadar aile hekimliği birim sayısını 500'e çıkarmayı ve hekim başına düşen nüfusu da 3000'e indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu üyesi il derneklerinin ortaklaşa düzenlediği Anadolu Aile Hekimliği Kongresi Anakon 2022, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanı Doktor Murat Türk Yılmaz, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Ali Ramazan Benli, Kayseri Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Ümit Işıldak ve federasyona üye 28 ilin katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Benli, pandeminin belini kıran aşı çalışmalarına aile hekimlerinin büyük katkı sağladığını ifade etti. Benli, Kayseri'de aile hekimlerinin çalışma ortamlarını daha kaliteli hale getirmek adına İl Sağlık Müdürlüğü olarak görev yaptıkları çalışmaları anlattı. Göreve geldikleri günden beri aile hekimlerinin daha iyi çalışma ortamına kavuşması için çalıştıklarını vurgulayan Benli, şunları ifade etti. Şimdi bizim için çok değerli bir isim takdim edeceğim. O bizim abimiz. Eminim aramayan yoktur. Türkiye'de çok seviliyor. Gördüm ki Kayseri'de de çok seviliyor. Sayın Kayseri Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Ümit Işıldak. Abi kendisi. Ana konfirminin ortaya çıkışından biraz bahsetmek istiyorum. Ülkemizde 78 il Aile Hekimliği Derneği bulunmakta. Bazı illerimiz kendi illerinde bilimsel kongreleri periyodik olarak düzenlemektedir. Anakon ile her derneğin kendisinin varlığını hissedeceği ve desteklediği bir kongre amaçlamış ve bu amaçla her yıl destek veren bir il derneğimiz bünyesinde farklı bir ilde bilimsel kongre yapmayı amaçlamıştır. İlk kongremiz İç Anadolu'muzun güzel ve tarihi kenti Kayseri'de düzenlenmesine karar verilmiş ve Kayseri İl Derneği olarak da bunun haklı gururunu taşıyoruz. Anadolu Aile Hekimliği Kongremize Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği Karşılaşı Şubesi ve 28 İl Derneği destek vermiştir. Destek veren kuruluşlara ve dernek yönetim kurullarına teşekkür ediyorum. Hekimler sağlık hizmeti verdiği sürece alanlar ile eğitim alması ve bilgilerini güncellemesi büyük önem taşımaktadır. Bunu başlıca üç yolla sağlayabilmektedir. Bakanlığımızın düzenlediği eğitimler, çeşitli kaynakları temin ederek okumak ve bilgilendirme, pratik eğitim toplantılarına katılmak şeklindedir. Kongreler bu bilgilerin yenilendiği, yeni gelişmelerin duyurulduğu en önemli organizasyon olarak yerini almaktadır. Bu kongre ile aile hekimlerinin bilgilerini yenileme, ayrıca yeni gelişmeler ve yeni uygulamalar konusunda çok değerli hocalarımız, hekim arkadaşlarımız ve konunun uzmanlarınca bilgiler verilecektir. Ayrıca aile hekimlerinin çok sık maruz kaldığı ve bundan sonra da maruz kalacağını anladığımız hukuksal konularda da bilgilendirmelerimiz olacaktır. Bilimsel yoğunluk yanında olabildiğince sosyal programlarla da birlikte olmayı, ayrıca ilimizi de tanıtmayı amaçladık. En büyük amaçlarımızdan birisi de birbirleriyle görüşmeyen aile hekimliği arkadaşları bu vesileyle bir araya getirmek ve çeşitli illerden gelen arkadaşlarımızla illerindeki olumlu olumsuz uygulamalı ve tecrübeleri birbirimize aktarılmasını sağlamak olmuştur. Sayın davetlerimizin bu yoğun ama zevkli bir hafta sonu geçireceklerine inanıyoruz. Kongremizin gerçekleşmesinde bizlere destek olan özel hastanemiz, firmalara çok teşekkür ederiz. Ayrıca kongremizin gerçekleşmesinde görev alan aile hekimliği camiasından büyük bir çalışma grubu bulunmaktadır. Bu grup gecesini gündüze katarak, büyük bir özveriyle çalışarak bugüne ulaşmıştır. Bu grupta görev yapan tüm hocalarımıza, aile hekimi arkadaşlarımıza, kongre gerçekleşmesini sağlayan sponsorlarımıza, kongre şirketimize, bunları bizlere sunum yapacak olan sayın hocalarımıza huzurunuza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan birinci basamakta etkin role sahip olan siz aile hekimlerini bir meslektaşınız olarak en kalbiyeli duygularla selamlıyor. Sizleri ülkemizin tarihi ve kültürel olarak en zengin illerinden biri olan kadim Kayseri şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.
Saygıdeğer meslektaşlarım, sağlık hizmetleri içinde büyük yere sahip olan birinci basamak hekimliğinin önemli yükünü taşıyan sizlersiniz. Sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumuna birinci basamak sağlık hizmetleri diyoruz. Koruyucu hekimliğe vereceğimiz en güzel örnek ise pandeminin belini kıran aşılama çalışmasıdır. Ayrıca teşhis ve tedavide kişiye özgün davranışı sergileyen aile hekimlerimizin kendi disiplinleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmeleri bizim önceliğimiz olmuştur. Kıymetli misafirler, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar aile hekimlerimizi daha iyi çalışma ortamına kavuşturmak ve halkımızın daha konforlu hizmet alabilmesini sağlamak için Kayseri'mizin çok değerli belediye başkanları ile birlikte işbirliği içerisinde ve kıymetli hayırseverlerimizin desteğiyle son 4 yılda 12 yeni aile sağlığı merkezi hizmete alındı. 2023 yılı için aile hekimliği birimini ilimizde 500'e çıkarmayı, hekim başına düşen nüfusu da 3000'in altına indirmeyi hedefliyoruz. Kıymetli arkadaşlar, aile sağlığı merkezlerinin fiziksel imkanlarını iyileştirmenin yanı sıra aile hekimlerimizin sürekli eğitimlerini de önemsiyoruz. Bu vesileyle aylık olarak konusunun uzmanlarını aile hekimlerimiz ile dijital ortamda buluşturuyoruz. Bugüne kadar intihar, akılcı laboratuvar istemi ve kronik hastalıklar yönetimi gibi konularla başladığımız bilgilendirme toplantılarına bundan sonra da devam edilecektir. Burada çok bilimsel şeyler, çok işte bakanlıktan şeyler söylemek de istemiyorum. Zaten her şey konuşulacak. Bu toplantıları başkanımın dediği gibi gerçekten hem bir arada olmamız, hekim olarak, meslektaş olarak hem de sosyal olarak sorunlarımızı paylaşmamız. Bu sorunları bir gerekirse zaten başkanlarımız dönem dönem bakanlıklara toplantı yapıyorlar. Hani bunların bir kısmı gerçekleşiyor, bir kısmı gerçekleşemiyor. Hani bunların sebepleri de var. Yani sonuçta sahanın elde ettiğini bakanlık yapamıyor ya da bakanlığın her söylediğini saha da yapamıyor. Ama bunun ortasını bulmamız lazım. Bunu nasıl bulacağız? Bir araya gelerek, konuşarak. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Bildiğiniz üzere hem nüfus yaşlanıyor, hem kronik hastalıklar artıyor. İşte HYP çıktı. Bir kısmınız kullanıyorsunuz, bir kısmınız kullanmıyorsunuz. Zorlukları var, kolaylıkları var. Ama bunu hep beraber aşacağız. İnşallah ileriki yıllarda müdürümün dediği gibi özellikle birinci basamakta, ikinci basamakta konuştuğu, istek zincirinin olduğu, işte hasta sayılarımızın azaldığı ve özlük haklarımızın istediğimiz seviyelere ulaştığı bir çalışma ortamı buluruz.